Talimat veren müdür arkadaş nereye kayboldu? Hakim veya savcılıktan bir karar gösterin bize, istediğiniz yere gidelim. Biz kaçmıyoruz, oturuyoruz buradayız. Eylem de yapmıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Çıkmak üzere geldik. Burada çıktılar, yorulmamak için. Hepsi aç ve susuz ve oruçlu olduğu için mecburen oturuyor. Sadece görevlerini yaptıkları için gece yarıları evleri basılan, hapse atılan vatansever güvenlik görevlilerinin ailelerinin yaşadıkları, vicdanını yitirmiş bir sistemde olabileceklerin iç yakıcı birer özeti niteliğindeydi. Bir dönemin kahraman polisleri olarak adlandırılan polis müdürlerinin eşleriydik bizler. Başımıza bunların gelebileceğini hayal dahi edemezdik. Ta ki ne zamana kadar? 17 Aralık tarihinde gerçekleşen yolsuzluk operasyonuna kadar. Ha, bu operasyon polislere yapılmamıştı. Bu operasyon yolsuzlukları yapanlara yapılmıştı ama ne hikmetse bir anda bu operasyonu gerçekleştiren bu kahraman polisler darbeci hükmüne geçti. İşte bütün hikaye o zaman başladı. İşinde sürüleceksin ki eşim 4. sürüldüğü yerden sonra açığa alındı. Açığa alınacaksın. Sonra meslekten atılacaksın. Yıllarca, 10 küsur yıl boyunca belinde taşıdığın silahtan, aldığın o muazzam eğitimden çok farklı bir şekilde meslekten atılacaksın. Öyle söyleyeyim. Sonra hapse atılacaksın. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Merhaba. Öyle mağduriyetler yaşandı ki ve yaşanmaya devam ediyor ki hakikaten insanın bazen aklı, hafızası, vicdanı almıyor. Mesela 11 kez tayin olan arkadaşım var benim, 11 kez. Tayin olmuş bir ilden diğer ile giderken eşyalarını kamyonuna yüklemiş. Daha kamyondayken eşyası gittiği ile değil bir başka ile tayin çıktığından haberdar edilen arkadaşlarım var. Eşi cezaevinde olduğu halde lojmandan sebepsiz yere çıkartılan eşler var. Yani mağduriyetlerin inanın sonu yok. Babamı Tunceli'ye yolladılar. Tamamen hukuka aykırı alınmış bir kararla. Bir gece içinde Tunceli'de bir müfettiş bölge başkanlığı kuruldu. Tek çalışan isim olarak babam atandı ve hemen akabinde beklemesi, hemen gitmesi için de bir görev listesi hazırlandı. Ve günü saati saatini hangi karakolları gidip teftiş edeceği belliydi. Ve bunu bir cuma gecesi hemen yarın yani cumartesi sabahında Tunceli'de olmanız lazım diyerek tebliğ ettiler. Tabii babam haliyle dar kenarına ot düştü ve gidemeyeceğini söyledi. Daha sonra bu baskı, dar anlamda bu baskı babamı emekli olmaya kadar zorladı. Bu şeref madalyalarını görün. Bugünün şeref madalyalarıdır. Görüyor musun? Bunlar da bugünün polisliğidir kardeşim. Lütfen. Rezalara yapılmamış polisliğe maruz kalıyoruz. 22 Temmuz gecesi geldi. Babam tutuk gözaltına 100. kişiydi. İninize gireceğiz, ininize. İn olarak adlandırılan benim evime 22 Temmuz gecesi saat 1:30'da sahur sofrasında girmişlerdi. Sabaha karşı gelirler Özlem Hanım, sahurumuzu yapalım. Ben ondan sonra yoluma bakayım demişti. Ancak o saati de bulmadı. Saat 1:30 gösterdiğinde kapının zili çalındı. Sahur sofrasından kalktık, kapıyı açtık. Eşimin başında bulunduğu birimin memuru arkadaşlar ve kendi devresi olan başlarında bir müdür arkadaş eşimi almaya geldiklerini söylediler. Hepsinin yüzü yerdeydi. Git canınızın. Allah'ım. Allah'ım. Para pul çalmadım. Adam öldürmedim. Türkiye'ye satmadım. Yıllarca ülkelerine başarı ve özveriyle hizmet etmiş bu polisler, neden böyle azılı birer cani muamelesi görüyor, neden apar topar hapsedilmek isteniyordu? Şu söyleyecek misiniz? Vatan sağ olsun. Karınca yezmez adam bunlar. Kendi kalemleri ayrı, iş yerinin kalemi ayrı, kendi kağıtları ayrı, iş yerinin kağıdı ayrı. Şarj etmez. Şarj etti mi devletin elektriğinden parasını koyar.
Devletin arabasına binmeyeyim diye uyduruktan bir araba alır ama ona biner. Yüreği böyle şefkatli ama bir de yüreği bu kadar kör adamlardan korktular ama o şefkatlerinden dolayı değil. O cesaretlerinden bence korktular. Dediler ki biz bunları dışarıda dururlarsa bunların eli ayağı durmaz. Bunlarda öyle bir Allah korkusu, öyle bir vatan sevdası var ki biz bunlara imkan yok. Bizim durduğumuz gibi bir parayla, bir makamla biz başka bir şey durduramayız. Neyse biz bunları içeri koyalım. Ezalar dışarıda, dursunlar içeride. Ezalar dışarıda. Kim paraları ne sıfırlarsa sıfırlasınlar. Ama bizim çocuklarımızın bir saniye bile orada kalması, bizim çocuklarımızın, eşlerinin, ailelerinin, hepimizin hayatından çalınıyor. En büyük hırsızlık budur, onlara hakkımızı helal etmiyorum. 22 Temmuz'un sabahı. Eşime destek olmak için gittim ben ve benim arkadaşlarım. O güneşin altında her birimiz oruçlu. Akşamına çıkıp gelecekler düşüncesi var çünkü her ne kadar polis eşi olsak da bizler böyle bir sürecin, operasyonun, gözaltına alınmanın sonunun ne olacağını bilemiyoruz. Hepimizin elinde dualar, bize destek olan ailelerimiz. İlk günü öyle geçirdik. Adliyenin dışında çaresiz ama ümitli bir bekleyiş, içindeyse talimatla gelen bir kötülük vardı. Eşlerimiz oruç tutuyorlardı. Verilmeyen, yaptırılmayan sahurlar, iftar saatinde hastane kontrollerine götürmeleri, getirmeleri. Hele o kadar ilginç ki bu insanlar polis, bir dönem müdürlüklerini yapmış veya işte amirliklerini yapmış olan insanlar, bu insanların yıllardır nasıl insanlar olduklarını siz biliyorsunuz. Temmuz'un sıcağında açılan kaloriferler, ben yok canım dedirten olaylar. Ben dahi inanamıyordum. Benim eşim bana bunu söylüyor, avukatım söylüyor. Ben dahi yok canım diyordum. İşte bu yok canım dedirten olayları biz o kadar çok yaşadık ki. Eller kelepçeli benim eşime sahur yaptırılmaya çalışılmış. Bu nasıl bir vicdansızlık? Çağlayan Adliyesi o günlerde belki de var olduğu sürece bir daha hiç yaşamayacağı görüntülere sahne oldu. İnsan olan herkesin içini burkacak, insanlık görmek isteyen herkese ise örnek olacak türden görüntülere. Ertesi gün bitmedi olay. Biz yine devam ettik ve bir anda bize destek olan gözü yaşlı insanların dualarıyla beraber yanlarımıza geldiğini gördük. Hiçbirini tanımıyorduk. Elimi tutuyor, gözleri yaşlı, dualar ediyorlar. Ya benim akrabalarım yetişememişti, gelememişlerdi ama hiç tanımadığım insanlar benim yanımdaydı. İşte beni güçlü kılan orada, o güzel insanların, ağzı dualı insanların yanımda oluşu beni ayakta tutan tek etmen oldu aslında. Bizi ayakta tutan diyeceğim. Ve o andan itibaren yapılan haksızlıklara tek kişi değil, çok güçlü bir şekilde çok kişi karşı duracağımızı anladım. 4 gün hatta bazen yasaların açık hükmüne rağmen 4 günü de aşan gözaltı sürelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan polislerin neredeyse tamamı tutuklandı. Metris farklıdır. Hep derim ki sadece türkülerden bildiğim bir cezaeviydi. Cezaevinin nasıl olabileceğini hayal dahi edememiştim. Ta ki eşimi ilk ziyaret edip de kapalı görüşte görene kadar. Çocuklarla gittik. Babam da benimle beraber. Bir camın arkasında görüyorsunuz eşinizi. Ses gelmiyor. Sadece telefonla irtibata geçebiliyorsunuz. Bir anda kapılar açıldı. Tek sıraya dizmişler. Bunu kaldıramıyorsunuz. Her şeyi sabrediyorsunuz ama yapılan bu muameleye sabredemiyorsunuz. Tek sıraya dizilmiş, bizi gördü. Hiçbir görmemizi istemiyor aslında. Yani o duruma şahit olmamızı istemiyor ama bizler de yutkunuyoruz. Hepsi kabinlere geçtiler. Telefonları aldık. Gözyaşları içimize akmaya başladı. Çünkü güçlü görünmek zorundayız. Sayın Vekil, savcıların talimatları ve hakimlerin emirlerine uymak polisin görevidir. Tabii. Eğer biz savcıların talimatlarını yerine getirdiğimizse, hakimlerin vermiş olduğu emirleri yerine getirdiğimizse suçluysak suçluyuz. Tabii.
Ama hiçbir ülkede, hiçbir devlette savcının talimatını yerine getirmek, mahkemenin kararlarını yerine getirmek suç değildir. Görev tanımı bu olan kişilere görev tanımının suç olduğunu tevdi edilmesidir aslında. Yani yıllarca biz sana devlet olarak bu görevi yaptırdık, sen de bizim çizdiğimiz standart operasyon prosedürleri içerisinde bunu gerçekleştirdin ama aslında suç işledin demektir bu. Yasalarla belirlenmiş görevlerini yerine getirdikleri için suçlu sayılan seçkin devlet görevlilerinin artık farklı cezaevlerinde haksızlığa sabretme zamanları başlamıştı. Elbette aileleriyle birlikte. Metris'ten sonra bir de Silivri yaşadık biz. Sadece ismini biliyordum. Uzak bir yerdeymiş, onu anladım. 90 kilometre bize yaklaşık. Her hafta çocuklarımla beraber gidiyorum, geliyorum. 90 kilometre gidiş, 90 kilometre geliş. Benim küçük bir bebeğim var. Okula giden çocuklarım var. Her hafta salı günü çocuklarımı ya okula göndermiyorum veya onlar babalarını göremiyorlar. Silivri de farklı. Oradaki aramaları anlatamam size. En ufak aramalar, bizleri rencide eden, rahatsız eden ama yutkunduğumuz, memleket sevdası için katlandığımız, ses çıkarmadığımız, şahsileştirmediğimiz, bana bu yapılıyorsa bana yapılmıyor, benim şahsıma yapılmıyor. Hak neyse ona yapılıyor diyorum ve sabrediyorum. Rabbim benim yanımda çünkü bunu biliyorum. Ama acı şeyler yapılıyor. Yani hakka karşı olan çok insan var. Onu da gördüm bu süreçte. Rabbim hakkı tutup kaldırsın inşallah en yakın zamanda. Bayramlarda yapılan açık görüş bayram sonrasında, okul açıldıktan sonra ertelendi. Yani o kapılarda yapılan eziyetler, her seferinde daha da zorlaştırılan şartlar, arka arkaya değiştirilen cezaevleri, önce Metris, sonra işte Altınoğlu cezaevi Silivri'de, sonra Dokuznoğlu cezaevi, bütün bunlar cezaevine atmanın yanında bu arkadaşları, cezaevindeki arkadaşları, onların ailelerine daha fazla zulmetme, onları da mağdur etme şeklinde devam ediyor. Yani nereye kadar devam eder sorusuna cevap vermek mümkün değil. Çünkü vicdansızlığın bir sonu yok. 401 gün oldu bugün Yurt Atayurt'un tutuklandığı. Biliyorsunuz o sor operasyonunda tutuklandı. Algı operasyonu diyerekten. Anadolu Bey'de 99 gün oldu bugün. İkisi de Anadolu Bey'in sadece bir dava açmışlar. Daha önce de söylediğim gibi hırsızın biri şikayet etmiş oğlumu. Zamanında benim oğlum onu yakalayıp içeriye soktu. 180 sene ceza aldı. Hırsızların günü olduğu için onun hükmü daha büyük oldu. Polisler içeride, hırsızlar dışarıda biliyorsunuz. Eşlerin yaşadıklarının yanında bir de çocukların yaşadıkları, hissettikleri, sürecin onlarda bıraktığı izler var. Mesela bu süreçte babasız doğan, yalnız doğumhaneye giren, yalnız çıktığında eşini göremeyen 11 tane bebeğimiz oldu. Babasız doğan 11 bebek. Babaları daha küçücük kundaktayken bırakan daha bir sürü bebeğimiz var. Onlardan bir tanesi mesela benim kızım. Babasını unutmasın diye 6 aylıkken gitti, şu an 1,5 yaşında. Evin her yanına fotoğraflarını koyduk. Telefonumuzun ana ekranına fotoğrafını koyduk. Hep babasının videolarını, onunla olan videolarını izletip izletip durduk. Görüşlere gitmeden önce babasının hayalini canlandırmak için devam babasını anlattık. Hikayeler babamızdı, masal babamızdı, hep babamızdı.